İyi geceler sevgili seyirciler. Ülke sorunlarından kişisel gündemimizi göremez olduk. Bu saatten itibaren sizi kendi gündeminize davet etmek istiyorum. Her ailede, özellikle de büyük kentlerde kanser vakalarında inanılmaz artış var. Her yıl ortalama tam 175 bin kişiye kanser teşhisi konuyor. Bunu ben değil, Sağlık Bakanlığı söylüyor. Bugün bilimsel verilerle beslenme ile kanser arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çok değerli bir konumuz olacak. Yavuz Dizdar'a soracağız, onkolog kendisi. Kansersiz bir hayat mümkün mü? Ve travmaların, olumsuz düşünmenin kansere yol açtığını iddia eden başka bir doktor daha var konuğumuz. Aynı zamanda Almanya'da yaşıyor. Tanışacaksınız, çok tatlı endokrinolog doktor Sema Eren. Gece Masası'nın konukları ve Gece Masası başlıyor. Gece Masası'ndayız. Şu andan itibaren kendi gündeminize odaklanıyorsunuz. Bırakıyorsunuz toplumsal sorunları. Çünkü toplumsal sorunların da aslında ciddi hastalıklara yol açtığını görüyoruz sevgili seyirciler. Bunu ben söylemiyorum. Bunu konuklarımız söylüyor. Bugün iki birbirinden değerli konuğumuz var. Hoş geldiniz Sema Eren, endokrinolog. Hoş geldiniz Yavuz Dizdar. Öncelikle sizin kitabınız sonuna kadar ben bitiremedim açıkçası. Çünkü şunu gördüm ki bütünmüş bitki de var. Bugün baktığınız zaman üretim teknolojisine, bizim bildiğimiz eski teknoloji, böyle bir sistem yaratmışlar. Artık nasıl yaptılarsa, hangi teknolojiyle. Bunun bu sistem içinde tarımsal ilaçlar var. Bu sistem içinde GDO'lu, genetiği değiştirmiş organizmalar var. Bu sistemin içinde kontrol edemediğimiz tarım var. Bütün bunlarda tüketicinin bir dahli var mı? Yok. Tüketici, biliyoruz ki bazı hastalıklar orada daha fazla görünüyor. Bu üretim teknolojisinin ne kadarını uyguluyorlar, o da ayrı bir şey. Şimdi bir üretim teknolojisini konuşacağız. Sevgili seyirciler, bugün kansersiz hayat mümkün mü? Bunu konuşuyoruz. Çünkü her yıl Türkiye'de ortalama 175 bin kişiye kanser teşhisi konuyor. Bu çok ciddi bir rakam. Üstelik çocuk kanserlerinde çok ciddi bir artış söz konusu. Neredeyse her ailede bir kanser vakası söz konusu. Ama bu kadar da dramatik olmamak lazım aslında. Çünkü şu da var. Erken tanıyla hayat kurtarılabiliyor. Mesela çocuk kanserlerinde %70 iyileşme sağlanabiliyor. Bununla ilgili bir haber hazırladık. Daha sonra konuğumuz Almanya'da yaşayan doktor nasıl, orada tüketiciler bilinçli mi? Konumuz kanser, hashtag'imiz kansersiz yaşam mümkün mü? Haberimize bakıyoruz ve sorularınızı bekliyoruz. Çok arttı. Şimdi bu aslında baktığımız vakit büyük kentlerde yaşayan aileler, evet, olabildiğince çocukların sağlığını düşünüyor. İyi bakılıyorlar. Nedir? Yoksa çevresel faktörler midir? Deterjanların içinde de katkı maddeleri olduğunu biliyoruz. Yani nasıl bir... İyileşimin bir kavşak noktası var. Bu kavşak nokta değil, elbette, kişiye özel bir tavır sergileyeceksiniz. Madem bu kişide bunun şikayeti yok, prostat kanserlerinin mesela az evvel arttığı için çok fazla şeyi söyleyebilirsiniz. Bu konuda doğu tıbbı daha üstündür. Doğu tıbbının çünkü gözleme dayalı başka bakış açıları var. Şimdi çakra dediğiniz şeye batı tıbbı gülümseyerek bakıyor. Var mı canım öyle bir şey? Hayır, var öyle bir şey. Öyle bir şey söylüyor. Yavuz Dizdar'ın kitabını Yemezler çok beğendim. Birazdan vereceğiz. böyle 12 çeyrek gibi vermeye başlayacağız kitapları. Sorularınızı bekliyoruz. Kansersiz yaşam mümkün mü? Hashtag'imiz bu. Kısa bir reklam arasına gideceğiz şimdi. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Gece Masası'nda bugün 2014 yılında kanser olmamak için ne yapmamız gerekiyor? Eğer şu an televizyonlarınız açıksa biraz daha uykusuz kalın. Saat 1'e kadar sürecek programımız. Çok değerli bilgiler alacağız konuklarımızdan. Deminden beri konuşuyoruz, sorularınız da geliyor. Lütfen sorularınız varsa hemen altta görüyorsunuz Tuluhan Tekeli ya da Gece Masası'na sorularınızı yöneltin. En iyi soruyu sorana da Yemezler kitabını hediye edeceğiz. İki tane var. İki kitap, bakalım kime gidecek. Şimdi güzel sorular gelmiş ama ondan önce demin dediniz ki bütün buradaki ışıklar, mikrofon, buradaki kulaklık, bütün bunlar radyasyon ve kanser yapıcı etkisi var. Peki bunu biliyoruz ama biz bunu moralle yenebilir miyiz acaba? Yani bunu bilerek, evet, yenebilir miyiz? Hastalıkları geçirdikten sonra. Duvara tozladıktan sonra. Yok. Gelecekler. Çünkü endüstrinin
üretim sistematiğiyle doğrudan çatışan bir sistem. Bu arada Özgür Sencer, Yemezler kitabı size gidiyor. En çok soruyu siz sormuşsunuz. O kadar çok soru sormuşsunuz ki bu kitabı hak ettiniz. Özgür Sencer'e hatta imzalayın siz de buradayken. Bir sorusu var. İmzalarken de doğadan kopmamız mı kanserin temel nedenidir diyor Sema Hanım. Evet. Ürettikleri kabağa benzeyen bir ne hoş böyle kocalar var. Photoshop mu dediniz? Hayır değil. Olsun. O da bir yaratıcı. O yani yaratıcı, o da bir evet. Emek vermiş. Bunu absolut. Yapmış. Kesinlikle. Ön yargılı olmuyor. Hayır, eşi için çok fazla şey yapmış olan evet. Pek çok hasta. Meme kanseri diyelim olduktan sonra eşini bırakan, giden, boşanan. yani ne yapalım? Hastalık bu. Yani bir iyi günde, kötü günde destek olunması lazım. Kadınlar öyle değil ama. Kocaları hasta olduğu zaman kadınlar öyle değil, yanlarında duruyor. Ne ya, bizim daha anaç tarafımız var. Değil mi? Evet kadınlar de, daha bence sabırlı. Yani ben kuvvet. Soru değil, bir katkı aslında ama bu son günlerde yaşadıklarımız, devlet meseleleri, hükümetle kanser ilişkisini merak ettim. Şimdi diyor. Bu meseleler... Yani bu kadar stres, bu kadar ülkeyle ilgili dertler, insanların günlük hayatında da büyük streslere yol açıyor tabii. Böyle tabii, bir faktörünü kazıtan hayata dair programının sunucusu Serpil Aslantürk. O demin tütü giyen beyefendiden daha farklı. Bakın çok daha cesur bir şey yapmış. Erkek fotomontaj yaptı diyorsunuz. Evet, programcı fotoğraf biraz Photoshop Serpil gibi. Aslantürk bakın ne yapmış sevgili seyirciler. Sizi için seyrediyoruz. Ne diyorsun Sema Hanım? İşte bu aynı şekilde. Değil mi? Aynı şekilde. Kalıyorsunuz. Yok, gazeteleri sosyal medyadan da okuyorsunuz. Yani kendi gazetenizi kendiniz yaratıyorsunuz aslında. Köşe yazarlarını, doğru. Konuları vesaire. Gerçi biraz kontrolsüz sosyal medya yok, ama. Yok, bunların hepsine bulabilmem için benim buna bakmam gerekiyor. Mecburen oraya doğru sürüklüyor o zaman. Bu da yeni çağın iletişimi efendim. İletişim aynı şekilde mecralar değişiyor. Yüz yüze bakmıyor, iPad'den size bakıyor. Belki güzel doğru. Fotoğrafınıza bakıyor. Çok hoş bir soru gelmiş Sema Hanım. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Mutlu olmak. Haklı olmak, bu tür iddialar bir takım psikolojik hastalıklara sebep şimdi oluyor. Şimdi şöyle. Belki de bu yüzden soruyor izleyicimiz. Haklı olmayı eğer ihtiyaç duyuyorsa demek ki ve benim ailem de kanser, herkes kanser yaşadı, öldü, bir annem üstünden geçebildi. Güveneceksiniz. Siz hayatınızda nasıl bir değişiklik yaptınız? Mesela merak ediyorum, Yavuz Dizdar'ın mutfağında neye yer yoktur? Buzdolabını açtık, ne göremeyiz? Buzdolabını açtık. Güzel bir soru sordu Bilge Egemen, sevgili seyirciler. Organik çıktı sokağa, organik nedir diye sordu. Ha, şahane. Cevaplar alacağız şimdi. Bilge Egemen'i sevgili seyirciler seyredin. Bir şey programladı, harika sorular soruyor, görüyorsunuz. Sizin de tepkilerinizi alıyoruz. Ne diyorsunuz halkımızın bilinç seviyesine? Organik diye sattıkları şeylerin sorgulanması ayrı bir durumdur. Çünkü ben zaman zaman market sınıfı var. Onun dışında çok daha yüksek market sınıfı var. Onların arasında da çok büyük farklılıklar var. Ortalama bir aile, bir Türk ailesi. Ne yapsın? Çünkü baktığımız zaman bir geçim sıkıntımız da söz konusu. Yani organik almaya gidiyor. Çok ciddi fiyatlar bunlar. Yani nasıl bir ortalama Türk ailesi sağlıklı beslenmek için nasıl bir yöntem uygulamalı? Şimdi bunları aslına bakarsanız aynen erzak kiler doldurulması gibi zamanı geldiği zaman alacaklar. Bunu da mümkünse marketten değil pazardan yapacaklar. Bunu satan, açık satan, kiloyla veren, kese kağıdına dolduran hala esnafımız var. Uzun ihtiyaçları çok fazla değişmez, onu söyleyeyim. Son bir soru Sema Hanım size. Dediniz ki ben psikanalitik olarak kendi vücudumu tanıdım. Bunun terapisini aldım. Bizde henüz böyle bir terapi eğitimi yok Türkiye'de. Bunu vermeyi düşünüyor musunuz? Var mı Türkiye'de böyle? Tanıyamaz mıyız? Kendi bedenimizi, kendi ruhumuzu tanıyamaz mıyız? Yani bütün bu neden? Eğitimlere gidip bu paraları vermemiz mi lazım? Parayı verir analiz grubunda 2 gün kalıyor hasta olan. Öbür grupta daha hala 16 gün hasta olan. İşte böyle bir paket mısır yerken görebilir miyiz? Paket mısır pek yiyeceğim. Son derece doğal
her şey organik. Ondan sonra meyve suyu olabildiğince organik. Kendimi sıkıyoruz. Kadı sıkma makinesi aldık. Bu mesela, İyi bir şey mi yaptım? Tabii ki iyi bir şey yaptım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, inşallah yararımız olur ama bunun dışında beslenmenin dışında o kadar çok şey var ki. Radyasyon, cep telefonu, çocukları nasıl ayıracağız bilgisayarın önünden? Bir sürü şey. Egzoz dumanı, işte baz istasyonları, katkı maddeleri, deterjanlar... Stres, insanlar... aşırı sterilite... Ülkeniz... Ondan sonrası kader kısmettir. Kader kısmet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Gece masamızın bugünkü konukları Yavuz Yıldızlar ve Sema Erendi, sevgili seyirciler. Yemezler kitabını tavsiye ediyorum. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra böyle radikal bir değişiklik yapıyorsunuz evinizde. Yarın Cuma, haftanın son günü. Yılbaşına çok az kaldı. Eminim ki daha böyle olumlu şeylere meyledelim istiyorsunuz. Herkesin merak ettiği bir şeyler var. Astroloji deniyor buna. Ne olacak 2014, yıldızlar vesaire, burcumuz nasıl etkilenecek? Biz de herkesin yaptığı gibi bu konuya değinelim istedik. Yarın burcumuzu merak ediyorsunuz. Saat 20.30'da gece masasında astrologlarla beraber olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.